Arkadaşlar merhaba, kap ve piyasa haberlerine hoş geldiniz. BIST 100 günü 7602.24 puandan %2.18 düşüşle kapattı. Değişim puan olarak 169.06 puandı. BIST 100'ün hacmi 174 milyar 4 milyon TL olarak gerçekleşirken en fazla değer kazanan sektör BIST Turizm %1.97 değer kazandı. En fazla değer kaybeden sektör BIST Ulaştırma %5.49 değer kaybetti. BIST 100'ün dolar bazlı değeri 279 dolar 39 sent. Fiyatı yükselen hisse senedi sayısı 222, fiyatı düşen hisse senedi sayısı 292, fiyatı sabit kalan hisse senedi sayısı 5. BIST 100'ün yabancı payı %30.82. Arkadaşlar bugün çarşamba günü, biliyorsunuz uzun zamandır çarşamba günleri SPK tarafından bülten yayınlanıyor. Bu bültende de bedelsiz, bedelli ya da yeni halk arzı var mı, bunları bize bildiriyor onayladıkları şirketleri. Fakat geç saatte verildiği için ben o kadar geç saate bırakmadan erkenden kap haberlerini yapmak istedim. Hafta başında size bu haftanın volatil olabileceğini daha önce söylemiştim. Zira yarın Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Oradan da çok fazla bir faiz yükseltilmesini beklemediğimi de söylemiştim. Tekrar söyleyeyim. Arkadaşlar Warren Buffett Covid'den daha kötü yeni bir pandemi yaklaşıyor. 2024-26 arasında yeni bir pandemi çıkacak. Bu kaçınılmaz. Yeni aşıları yine zorla yapacaklar gibi görünüyor bize. Fakat bu pandeminin iklim değişikliğine bağlı olarak daha kötü yayıldığı da söylenebilir diye düşünüyorum. Bunun yanında gıda kıtlığı da olabilir. Yeni pandeminin mutlaka geleceği bilinen zaten bir durumdu. Nitekim Bill Gates aylardır yeni pandemi geliyor, biz hazırız diye insanları hazırlayan demeçler veriyordu. Muhtemelen Aralık ayına kadar tüm dünyada kapanmalar göreceğiz gibi görünüyor. Fakat önemli olan bunun ardından gelecek büyük küresel ekonomik kriz. Biz bundan önceki pandeminin krizlerini hala atlatabilmiş değiliz. Hala onları yaşıyoruz. İnşallah böyle bir şey olmaz. Ünlü Go yatırım otomotiv sektörü raporu yayınladı. Ford Otosan için 1329, Tofaş için 400 TL, Doğuş Otomotiv için de 316 TL hedef fiyatı verdi. Ziraat Yatırım Türksel hedef hisse fiyatını tahminlerimizdeki güncellemelere bağlı olarak 51 lira 40 kuruştan 80 lira 10 kuruşa yükseltiyoruz. Daha önceki al önerimizi ise koruyoruz dedi. Size zaman zaman kendi analizlerimi anlatıyorum. Arkadaşlar benim kafamda oluşan şu andaki borsa piyasaya göre enerji hisselerindeki gücün artık yavaş yavaş azalacağını, çünkü bir sürü enerji hisseleri yüksek miktarda primlendi, onu söyleyeyim size. Tabii ki gidecek olan hisseler yok mu enerjide? Var. Nasıl gidecekler? Yeni işler, yeni efendime söyleyeyim yatırımlar, yeni fabrikalar veya yeni, mesela buna örnek Kontrolmatik gibi şirketlerin yapacağı yatırımlar neticesinde ivmelenecek şirketler tabii ki de var. Fakat bu pandemi söylentilerinin akabinde gıda ve buna bağlı ambalaj yeni trend olabilir diye düşünüyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Bunun yanında bizim sene başında yaşamış olduğumuz elim deprem dolayısıyla gayrimenkul ve buna bağlı işte demir, çimento, tahtası, şusu, busu, inşaatta kullanılabilecek malzemeleri üreten şirketlerde tabii ki bu trende dahil olabilir. Evet, Doğan Şirketler Grubu Dohol finansal duran varlık satışı kapattı. Bayağı uzun bir kap. Ben size kısaca özetleyeceğim bunu. Milpas, Doğan Şirketler Grubu Milpa hisselerinin tamamını Repi Portföy Yönetim Anonim Şirketi'ne, girişim sermayesi yatırım fonuna, Repi Portföy'e bağlı 54 milyon 680 bin dolar karşılığında devredildiğini duyurdu. Doğan Holding biliyorsunuz daha önce de başka bir şirketini satmıştı. Zaten şirkette çok büyük miktarda nakit var ama ne yapacak orada onu kimse bilemez. Oradan ne çıkacak bakalım. MRP Medical Park özel durum açıklaması, Macaristan'da hastane açılışına ilişkin açıklama. Yabancı sağlık turizmi hasılatını artırma stratejilerimiz doğrultusunda MRP Sağlık Hizmetleri ile Macaristan'da kurulu Duna Medical Center
arasında yapılan görüşmeler neticesinde Budapeşte şehir merkezinde bulunan 22 bin metrekare kapalı alana sahip hastanenin MLP Care tarafından işletilmesi ve hastanenin şirketimiz markası altında faaliyet göstermesi konularında anlaşmaya varılmıştır. İlgili sözleşmelerin 15 Eylül 2023 tarihine kadar tamamlanması ve Macaristan kamu kuruluşlarına gerekli bildirimlerin yapılması konusunda bağlayıcı anlaşma imzalanmış olup tüm sözleşmelerin imzalanması sonrasında kamuoyuna ayrıca açıklama yapılacaktır. Akfen gayrimenkul. Arkadaşlar bugün şöyle söyleyeyim size. Bedelli kararları geldi. İki tane bedelli kararı geldi. Bunun yanında Aselsan'ın bedelsiz kararı geçen hafta SPK tarafından onaylanmıştı. Tarihi belirledi. O da kapların ilerleyen dakikalarında okuyacağımız kaplardan bir tanesi. Akfen Gayrimenkul sermaye artırımı kapattı. Arkadaşlar bedelli sermaye artışı kararı aldı. %200 oranında bedelli sermaye artışı kararı. Rüçhan kullanım hakkı 1 TL. Fakat o kadar gayri ciddi bir şekilde kapatmışlar ki hatta bunun arkasından bir tane daha kapattılar. Bu kaplarını düzeltmek zorunda kaldılar. Zaten Akfen grubuna karşı en son yapmış oldukları Akfen'in enerji şirketine halka arz etmişlerdi. Orada yaptıkları oyun, öyle söyleyeyim. Onun yanında Akfen'in şu andaki bedelli sermaye artışı kararı iyice beni soğutmaya başladı. Evet, burada adam gibi bildirimde bulunmamışlar. Yani işte yönetim kurulumuz toplandı gibisinden. Fakat daha sonra bu kapı kaçta attılar arkadaşlar? Sabahleyin bakalım hemen. Saat 9.36'da attılar. Saat 12 geçe de ayrıyeten yönetim kurulumuz 8. ayın 22'sinde yani dün işte bu kararı %200 oranında bedelli sermaye artışı kararını aldığını bildirdiler. Böyle saçma bir olay yapmışlar. Evet, Kervan Gıda geri alınan payların elden çıkartılması. Kervan Gıda da bu da tuhaf bir kapı arkadaşlar. Payların elden çıkarılması. Şirket yönetim kurulunun 8. ayın 23'ü 2023 tarihinde yapmış olduğu yönetim kurulu toplantısı sonucunda 15 Şubat 2023 tarihli yönetim kurulu toplantısı kararıyla başlatılan pay geri alım programı dahilinde bugüne kadar geri alım işlemi gerçekleştirilen 2.800.093 adet hissenin piyasa şartlarında satışına ve 15 Şubat 2023 tarihinde açıklanan azami fon tutarının 300 milyon TL ve azami hisse adetinin 12 milyon adet olduğu geri alım programının ise devam etmesine karar verilmiştir. Yani hem geri almış oldukları payları satıyorlar hem de geri alıma devam ediyorlar. Bu ne perhis, bu ne lahana turşusu derler. Bu kapsamda 8. ayın 23'ünde 2.800.093 adet hissenin satışı gerçekleşmiş. Buradan da 24.279.606 TL kar elde etmişler. Herhalde dün akşam benim videoyu izlemişler arkadaşlar. Ben de demiştim ki şirketler geri alımla aldıkları lotları satarak para kazanıyorlar. Herhalde bu da böyle bir şey yapıyor. Hem geri alım programını değiştiriyor, daha doğrusu geri alım programını devam ettiriyor, hem de elindeki almış oldukları lotu satıyorlar. Tuhaf bir durum olmuş. Gesan yeni iş ilişkisi kapı geldi. Şirketimiz Antalya Tavsera Adi Ortaklığı ile Antalya Havalimanı Gelişim Projesi Terminal 2 binası Güneş Enerjisi Santrali işleri için anlaşmaya varmıştır. Anlaşma belirli vergiler hariç toplam 2 milyon 400 bin eurodur. Anlaşma bedeli vergiler hariç toplamda TL bazlı 70 milyon 848 bin TL'dir demişler. Gesan kaplarına devam ediyor. Evet, günün ikinci beğenmediğim haberi de Yeşil Gayrimenkul'den geldi. Yeşil Gayrimenkul'de %200 oranında bedelli sermaye artışı kararı aldı. Demin Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı bedelli kararı almıştı. Arkadaşlar bazen karıştırıyorum, videoları size hızlı bir şekilde anlatayım, kapları hızlı anlatayım diye karışabiliyor, kusura bakmayın. Bu da %200 oranında bedelli sermaye artışı kararı aldı. Rüçhan kullanım hakkı 1 TL.
Onlar da benim sevmediğim gruplardan bir tanesi. Evet, Sayas özel durum açıklaması yeni yatırım kararı hakkında. Şirketimiz 8. ayın 23-2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında rüzgar enerjisi sektöründe Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni iş ilişkilerinin kurulmasıyla birlikte mevcut kapasitenin artırılmasının gerekli olduğu görülmüştür. Ayrıca şirketimizin içinde bulunduğu diğer projelerinde önümüzdeki yıllarda yeşil enerjiye yapılacak yatırımlarla artacağı düşünülmektedir. Şirketimize bitişik ilişkili tarafımıza ait 13.833 metrekarelik arsanın satın alma opsiyonuyla kiralanıp üstüne yaklaşık 10.000 metrekarelik fabrika ve yeni makine ekipman yatırımlarının yapılmasına karar verilmiştir. Yapılacak yatırımların maliyetinin yaklaşık 280 milyon TL tutarında olması ve 2024'ün ilk çeyreği sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Böylelikle şirketimizin üretim kapasitesinin 200'e yakın artması hedeflenmektedir, %200'e. Yapılacak olan yatırımlarla ilgili yatırım teşvik belgesi başvurusu yapılacak olup gelişmeler paylaşılacaktır. Tatlıpınar Enerji yeni halka arzlardan Uludağ Turizm ve Ticaret AŞ paylarının devrine ilişkin. Şirketimizin halka arz izahatnamesinde yer aldığı üzere şirketimizin 3. ayın 31-2023 tarihli finansal tablolarında öz kaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar kaleminde yer alan ilgili tarih itibariyle iştiraki Uludağ Turizm ve Ticaret AŞ'nin yani Uludağ Turizm sermayesinde sahip olduğu payların tamamını 7. ayın 24'ü 23 tarihinde şirketimizin halka arz esnasındaki faaliyet konusunun sadece yenilenebilir enerji yatırımları alanında odaklanma iradesiyle birlikte Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri AŞ, Akdeniz İnşaat bu şirkete 575 milyon TL bedel karşılığı devredilmiştir. İlgili devir bedeli Akdeniz İnşaat tarafından Akdeniz İnşaat, Ali İbrahimoğlu ve Hüseyin Avni İbrahimoğlu'nun halka arz kapsamındaki ortak satışı gelirinden olmak üzere 8. ayın 17'si 2023 tarihi itibariyle şirketimiz hesaplarına ödenmiştir. Bovet Yeni İş İlişkisi Kapı Akyapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ ile İstanbul Arnavutköy ilçesinde Hadımköy lokasyonunda yer alan ticarethane Hadımköy projesi kapsamında yapılacak olan iş yeri inşaatı için hazır beton tedarik sözleşmesi imzalanmıştır. Proje kapsamında yaklaşık 350 milyon TL tutarında proje kapsamında tutar değişebilirmiş. Hazır beton üretim, tedarik ve nakliye işi olacaktır dediler. Kayseri Şeker özel durum açıklaması yeni makine alımı hakkında. Şirketimiz tarafından önümüzdeki kampanya dönemine hazırlık kapsamında pancar sökümü yapmak üzere Türkiye'de ilk ve tek olan Ropa Mouse 6 iş makinesi 535 bin euro bedelle satın alınmıştır. Söz konusu iş makinesi 1 saatte 450 ton temizleme ve yükleme kapasitesine sahip olup üretim ve verimlilik üzerine olumlu katkılar yapması beklenmektedir. Borsa İstanbul Hak Kullanım Kapı attı. 8. ayın 24'ü 2023 yani yarın Doğaş arkadaşlar Doğuş Otomotiv hisse başına 10 lira 22 kuruş nakit temettüsü gerçekleşecek. Hesaplara da 2 gün sonra geçecek. Biliyorsunuz Doğaş bunu kar payı avansı olarak ödeyeceğini 2 gün önce söylemişti. Aselsan sermaye artırımı kapı. Aselsan'ın bedelsiz tarihi, kar payı dağıtımında bedelsiz sermaye artırımına ilişkin hak kullanım tarihi %100 oranında 8. ayın 25'i 2023. Arkadaşlar yani Cuma günü bedelsiz sermaye artışı gerçekleşmiş olarak işleme başlayacak. Yarın alıp veya satmak için son gün, daha doğrusu bu halk bedelsize katılıp ya da katılmamak için son gün. Bülbüloğlu Vinç özel durum açıklaması, distribütörlük sözleşmesi. Şirketimiz ile Fransa'da faaliyet gösteren EXM ya da XM Levaich Monetization firması arasında BVS ürünlerinin Fransa'da satışı ve servisi konusunda distribütörlük sözleşmesi imzalanmıştır. Bu da güzel bir kap. Sonuçta distribütörler vasıtasıyla dünyanın her tarafına, özellikle Avrupa Birliği'nin ileri gelen ülkelerinden bir tanesine satış yapacak olması ayrıca güzel. Onkosem özel durum açıklaması, yeni bağlı ortaklığın kuruluşu. Şirketimizin yurt dışı kanallarının gelişimini hızlandırabilmek için Özbekistan'da 50 milyon Özbekistan somu kuruluş sermayesine sahip
%100 bağlı ortaklığı Onkosem CA Limited şirketinin kuruluşu yapılmıştır. Rubenis Tekstil özel durum açıklaması iplik satışı hakkında. Şirketimizin ürün satışları kapsamında 8. ayın 16'sı 8. ayın 23'ü 2023 tarihleri arasında yurt içinde 4 farklı şirket ile toplam 27 milyon 830 bin TL KDV dahil tutarlı iplik ve kumaş satış sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılan bu anlaşmalara bağlı olarak sözleşme bedellerinin tamamı müşterilerimizden ön ödemeli olarak nakden tahsil edilmiş olup iplik sevkiyatlarına başlanmıştır. Evet, bir diğer haberde girişim elektrik sanayi GESAN'dan geldi. Biliyorsunuz GESAN geçen hafta borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu yapmıştı. 6 milyon 656 bin adet lot için. O lotu da geçen haftaki kapta size salı çarşamba bir dahaki haftanın yani bu haftanın ortası için gerçekleşebileceğini söylemiştim. Bugün bu kapı attı GESAN. 93 lira 30 kuruş fiyat aralığından 8. ayın 23'ü yani bugün 6 milyon 656 bin toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte Muhittin Beyç Harmanlı'nın GESA'nın sahibi pay hakkı %40.03 seviyesine gerilemiştir demişler. Ahgaz ihale süreci sonucu. Ahgaz geçen hafta verdiğim bir haberde KAP haberinde Adabank'ı satın almıştı tasarruf mevduat sigorta fonundan. Önce onu bildirmişler. Ondan sonra söz konusu ihale ilişkin olarak TMSF'ye ihale bedeli 215 milyon TL'nin ödemesi AHL Ahlatçı Finansal tarafından gerçekleştirilmiş olup Adabank paylarının Ahlatçı Finansal'a devir işlemi tamamlanmıştır. 8. ayın 23 yani bugün tarihi itibariyle Adabank'ın yönetimi Ahmet Ahlatçı Yönetim Kurulu Başkanı, Ahmet Emin Ahlatçı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Ateş Ahlatçı Yönetim Kurulu Üyesi, Abdüllatif Özkaynak Yönetim Kurulu Üyesi ve Metin Karabiber Yönetim Kurulu Üyesi'nden oluşmaktadır. Yani Ahlatçı Finans, bu Ahlatçı Finans'ın, bu bankanın, Adabank'ın Ahlatçı Finans'a burada tabii ki Enerya, yeni halka arz olan Enerya'nın da %29 oranında payı var. %70 oranında da Ahlatçı Doğalgaz'ın payı var. %1 de Ahlatçı Holding'in payı var. Borsa İstanbul Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında Gürsel, P-Kart ve TDGO paylarına yarın seans başından 9'dan 22'si seans sonuna kadar açığa satış ve kredili işlemlere yasak getirdi. ORGE özel durum açıklaması, bu da güzel bir kap. Şirketimiz yönetim kurulu 8'dan 23'ü 2023 tarihli toplantısında şirketimizin büyüme ve kar marjı sürekliliğinin sağlanması amacıyla faaliyet çeşitliliğinin artırılması vizyonu çerçevesinde yenilenebilir enerji sürdürülebilir ekonomi faaliyetlerinden şirketimizin sağladığı gelirlerin artırılması hedefi doğrultusunda şirketimiz bünyesinde e-mobilite departmanı kurulmasına, kurulacak departmana gerekli yönetici ve personel alımı yapılmasına, ilk aşamada elektrikli araç şarj cihazı üretimi konusunda yatırım fizibilite ve pazar araştırmaları yapılmasına, kamu kurum ve kuruluşlarıyla yatırım teşvik ve destekleri hakkında tüm gerekli işlem ve başvuruların yapılmasına ve tüm bu hususlara genel müdüre yetki verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. Kontrolmatik özel durum açıklaması. Arkadaşlar, Kontrolmatik'in %25 oranında pay sahibi olduğumuz iştirakimiz Plan S Uydu ve Uzay Teknolojileri Anonim Şirketi'nin yapmış olduğu %33.33 bedelli artırım sonrası sermayesi 200 milyon TL olarak tescil olmuştur. Şirketimiz payına düşen sermaye artırımına katılmış olup sermaye artırımı sonrası sahip olduğu pay oranında bir değişiklik olmamıştır. Yani Plan S'in bedelli sermaye artışı gerçekleşmiş. VBT yazılım özel durum açıklaması. Bilişim 500 araştırmasına göre Türkiye'de son 3 yılın en hızlı büyüyen şirketi olarak kategori birincisi seçilen VBT yazılım AŞ, şirket satın alma ve şirket iştirak etme yoluyla büyüme stratejisi çerçevesinde İstanbul merkezli yapay zeka ve izleme, veri merkezi otomasyonu çözümleri sunan TSSX Bilişim ve Danışmanlık AŞ'nin %30 payını almak üzere görüşmelere başlamıştır. Astor Enerji özel durum açıklaması. Irak Bağdat Şubesi ünvan değişikliği.
Daha önce Astor Transformatör Enerji Turizm İnşaat ve Petrol Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Bağdat Şubesi'nin ismini Astor Enerji AŞ Irak Şubesi olarak tescil edilmesi edilmesi, organizasyonel yapılanmasının yeniden tescil edilmesi yönünde çalışmalara başlanmıştır. İsim değişikliği yapıyorlarmış. Yine Astor Enerji ilave arsa tahsisi hakkında Ankara ili Sincan ilçesinde bulunan Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi ilave alanı sınırları içerisinde şu ada parselde kayıtlı 180.195 metrekare arsa müteşebbis heyeti yönetim kurulu tarafından alınan karar uyarınca 7. ayın 5'i 2022 tarihinde şirketimiz adına kayıt altına alınarak tahsisi yapılmıştır. Buna ek olarak şirketimize tahsis edilen arsanın genişletilmesi için ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi'ne yapmış olduğumuz başvurumuz 8. ayın 22'si 2023 tarihinde olumlu karşılanarak yeni parselasyon planı ile birlikte aynı parselde şirketimize tahsis edilen alan 51.730 metrekare artırılarak 231.925 metrekareye çıkarılmıştır. Orta vadeli yatırım stratejilerimiz kapsamında kapasite artırımı ve yeni yatırımlarımıza yönelik olarak altyapılı çalışmaları başlamış olan arazi üzerinde fabrika inşaatına başlanması hedeflenmektedir. ADESE gayrimenkul maddi duran varlık alımı, otel ve arsa satın alınması hakkında. Arkadaşlar, ADESE Muğla Marmara Selimiye Mahallesi Büyük Sokak Derin Azmak mevkiinde toplamda sözü geçen adreste arsa ve otel binası toplam 8.078 metrekareye ve satın alma bedeli 216.762.252 TL'ye ulaşmıştır. Yani hem arsa almış hem otelini almışlar. 216.762.000 TL'ye bunun da 8.078 metrekare arsası varmış. Tetemat Gıda, TETMT, kar payı dağıtım kapı. Arkadaşlar, geçen seneki bilançosundan yeni bedelsiz, bedelli ya da nakit temettü ödememe kararı almış TETMT. Arkadaşlar, TETMT'yi şöyle söyleyeyim ben size. Hemen şuraya bakalım. TETMT borsada o kadar fazla bilinçsiz yatırımcı geldi ki onlara da kızmamak gerek. Arkadaşlar, TETMT'nin fiyatı 1422 TL'ye çıktı. Bugün de %10 aralıksız tavan tavan gidiyor. Fakat şu bilançoya baktığım zaman arkadaşlar, bu bilançoya bu para verilip de hisse alınmaz. Tabi satan yok. Bunun da etkisi var. PDDD'si 486. FK'sı yok çünkü zararda. Zararda olan şirketlerin PDDD'si biliyorsunuz hesap edilmez. Hisse başına kar eksi 9.47. Fiili dolaşım oranı %44.31. Bunu bu fiyata getiren birincisi spekülatörü, ikincisi de toplam 1.118.203 adet lotu arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar, şunu kapatayım hemen. Evet, bu şirkette kredili alım açığa satış yasağı var, emir paketli tedbir var, brüt takas var, tek fiyat var. Hemen karnesine baktığımız zaman karlılık 6'da 5, büyüme 6'da 2, borçluluk 6'da 2. Karlılığı dışında başka hiçbir şey yok. Fakat bu şirketin hisselerini buraya getirmesi, niye söylüyorum? Dikkat edin diye söylüyorum arkadaşlar. Başka hiçbir amacım yok. Bu arada Alfas'ın bedelsize acaba gelebilir mi bu gece? Çünkü her çarşamba günü, eğer SPK bülteni gelmese de perşembe günleri Alfas ya da bedelsiz için beklenti oluşan şirketler ivmeleniyor. Alfas'ın beklentisi dolayısıyla düşüş bugün hatta sabahleyin de eksideydi. Bayağı bir eksideydi. Fakat gün sonunda %10 artıyla kapattı. Arkadaşlar, bunun yanında biliyorsunuz video sonları candır. Benim beğendiğim şirketlerden özellikle bilançosunu, sektöründe kendisini beğendiğim şirketlerden bir tanesi de Tezol, Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Biliyorsunuz bu şirket
tuvalet kağıdı vesaire bunun gibi işler de yapıyor. Önümüzdeki dönemde bu pandemiler konuşurken bilmiyorum Türkiye'de nasıldı, bu kadar var mıydı ama Avrupa'da arkadaşlar tuvalet kağıdının ve mutfak kağıdının, mutfakta kullanılan kağıdın kıtlığını biz çok yaşadık. TZ Global Dış Ticaret ihracata yönelik %100 oranında bir şirketi de var. Arkadaşlar hemen şöyle yapalım. Karnesine baktığımız zaman da karlılıkta 6'da 3, büyümede 6'da 5, borçlulukta 6'da 6'lı Fintables'ın bu şirkete vermiş olduğu karne borçluluk, yani neredeyse sıfır borcu varmış. Büyümede ortalamanın üstünde, karlılıkta ortalamada olan bir şirket. Ben analiz ediyorum, bakıyorum beğendiğim şirketleri sizinle paylaşıyorum. Ben röntgenini çekiyorum ya da fotoğrafını çekiyorum, size söylüyorum nereden alırsınız, nereden satarsınız. Bu tamamen size kalmış. Ben size sunuyorum, sadece değerlendirmek size kalmış arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir. Evet, artık SPK bültenini bekliyor olacağız. Herkese şimdiden iyi akşamlar.